Merhabalar. Blue TV'den herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berat Efe Parlar. Ben Ali Magnitu. Ben Gülse Göçer. Ben Ejin Su Çoban. Ben Berkan Amedi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu fanusun içerisinde sizlerin bizim dizimiz hakkında merak ettiğiniz sorular var. Biz de içerisinden birer tane çekip cevaplayacağız. Evet. Bakalım kimin şansına ne denk gelirse. İlk soruyu ben çekiyorum izninizle. Tabii ki de. İtiraz olan yoksa. Evet, şunu seçtim. Bakalım. Gerçek dünyada masal şatosu peri hırsızı karakterlerinden hangisiyle arkadaş olmak isterdin? Hiçbiriyle falan diyorum. Şu şaka yaptım. Öyle şey mi olur canım? Şaka vallahi şaka. Zaten can kuzenim, atsan atılmaz, satsan satılmaz. Allah Allah. Adımı da ezberlemişsin. Fena biri değil. Fena sayılmaz. O yüzden yine kuzenim olurdu diye düşünüyorum. Hepsiyle arkadaş olurdum ben açıkçası. Ben Neşe'yle arkadaş olmak isterim. Çünkü Aslı ve Neşe çok yakın arkadaş. Ben ve bence de. Neşe'yle Gülse de yakın arkadaş. İyi, ben aradan çekileyim o zaman ya. Ben Neşe'yle arkadaş olurdum. Çünkü onda da biraz böyle nasıl desem çok böyle grup toplama işlerini falan seviyor ya, ben de öyle şeyleri çok seviyorum. Aslında Can bayağı plancı oyun oynuyordu. Evet, ben mesela oyun oynuyorum. Ayak o yüzden seslerini falan dinliyor, beraber Valorant. Neşe benim karakterimin aynısı gibi bir şey aslında. Ben çok da rol yapmıyorum. Ben kendim gibi düşündüğüm sahneler de oluyor. O yüzden ben yine Neşe'yle arkadaş olmak. Aslında hepimiz birbirimizle arkadaş olurduk. Çünkü evet, zaten kendimizi canlandırıyoruz. Birbirimizi de sevdiğimiz için dostluk, birlik. Evet, hiçbirine böyle hayır onunla kesinlikle arkadaş olamam demem yani hiçbirine. Ben herhalde yine Ejrin'le olurdum ya. Yani Neşe'yle. Çünkü şey var böyle. Toplayıcı bence ya işte. Ya toplayıcı, bir de böyle bir sanki abi kardeş izleniminde evet, böyle evet, güzel bir kardeş olacakmış havası var yani. Böyle dinleyecek zaten sürekli her daim derdini. Neşe çok yardımcı neşeli olacak bir karakter. Yardımcı olacak. Bora eğlenceli bir karakter. Yani birazcık sarkastik. Böyle çok fazla etrafındaki şeyleri çok dikkate almayan. Yani güler yüzlü ama mutlu, güler rahat. Yüzlü evet, birazcık bencil bir karakter aslında. Yani böyle kendi mutluluğunu düşünüyor. Periye düşkün. Ha, periye düşkün evet. Bunu atlamamamız gerekiyordu. Grubun böyle abisi konumunda yani. Evet, olsa evet, arabayla kampa gidemezlerdi mesela. Kim arabayı sürecek? Bora eşittir araba. Ve şöyle yani. Grubun abisi ay, konumunda ama yani sanki böyle grubunda en böyle ne derler? Şey yaşça abi olarak, içi çocuk ruhlu olan. Aynen, içi çocuk ruhlu olan. Mesela evet, hani bence bu arada kötü anlamda söylemiyorum. Atıyorum Aslı daha böyle nasıl desem planlı, programlı. Hı-hı. İşte Gülse'nin karakterine çok benziyor. Can Berat'la şöyle şey biraz daha böyle meraklı, hani sorgulayıcı. Akın hani direkt en maceracı. Akın zaten normal de. Ali bu arada gerçek hayatta da böyle. Bir gün deveye binelim dedik. Herkes korkudan çığlık atıyor. Ali böyle Ayşe hadi kalk Ayşe. Biz böyle ağlayacağız neredeyse. O yüzden Rambo'sun Ali de çok benziyor. Bayağı eğlenceliydi deve sahnesi. Evet. Sen Akın'la arkadaş olur muydun? Ben Akın'la arkadaş olur muydum? Sen Akın'ın ta kendisisin zaten. Aynen. Onun dışında oyundan dolayı Bora veya Can'la olurdum. Bayağı oyundan deve dolayı. Deveye binmeyeceksek olabilir. Ya da maceraya atılmasından dolayı Neşe olabilirdi. Kimse Aslı'yla arkadaş olmak istemiyor. Ben Aslı'yla arkadaş olurum, beraber oyun oynarım. Teşekkürler. Evet. Ben dedim, ben Aslı'da dedim. Blue TV ikisi yayınlanan ilk özel yapım çocuk dizisinde yer almak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Çünkü ülkemizde böyle hani bu kadar çocuklara hitap eden güzel kaliteli içerikler görmek biraz zor. O yüzden ben çok mutluyum. Hepimiz gurur hepimiz duyduk. Katılıyoruz. Mutlu gerçekten olduk, gurur duyduk. Mutluyuz, gururluyuz. Çekiyorum o devam zaman. Devam edelim mi? Keşke şu karakteri ben oynasaydım dediğim bir karakter var mı? Akın. Ben direkt Bora. Akın. Geyik avlayacağım falan ben demek. Bora. O kadar keyifli olurdu ki. Ben de herhalde Bora teyzemi ya oynamak isterdim. Ya hayır, Bora şöyle Bora. Ben şey isterdim. Neşe çok hani dediğim gibi macera meraklısı vesaire. Ama Bora'nın gülüşü yapamam yani. Bora gülüşü yapmaya çalışsandım. Falan yani en fazla benden yok, ben de değilim. Nasıl yapayım? Ben yapamıyorum. Çok iyi yapıyorsun Berkan abi. Ben ya Karon ya da Bora. Bora eğlenceli bir karakter olduğu için, Karon da macera. Çekerken en eğlendiğin sahne hangisiydi? Yüzüm deve ama seninkini bilemeyiz. Deve demez. O sahnede siz yoktunuz. Olsun. Ha, ormandaki mi? Tabii orman sahnesi. Şimdi şöyle bir şey var. Böyle masal diyarından bir karakterden aşk, ya aşkla yaşamıyorsun. Ona platonik bakıyorsun ama yani güldünüz. Orada role girince karşı taraftaki karakteri bir peri olarak görünce ister istemez bir heyecan geliyor yani.
Benim en eğlendiğim sahne kamp sahnesi ama başı. Çünkü akşamında o ateş sürekli gözümüze girdi. Özellikle benim. O yüzden o biraz zorluydu. Kamp alanına ulaştığımız sahne çok eğlenceliydi. Çünkü orada Ecin'le böyle işte ağaca ip bağlamaya çalışıyoruz falan. Arkada oturuyorlar. Biz de orada çalı çırpı topluyoruz. Ben o sahnede şöyle kıyafetimiz çok şey kalmıştı. Böyle sabah çok terlemiştik, akşam çok üşümüştük. Evet, aynen. İklimi çok tuhaftı ama o sahne çok eğlenceliydi. Ben başta çok sıcak. Hayır, ben devede çok eğlendim. Devede ama şey zaten... deve bindiğim sahnede de çok eğlendim. Sonra hani kuma yatıyoruz orada çok. Evet. Şey, Ali'nin babasına ölmüştük yani. Çünkü adam geliyor Ali'yi böyle alıyor. Anahtarcı sizi bekliyor. Aynen, biz oradaki şeye çok güldük. O sahnenin akışına. Ben bir de... Ve artık yönetmen böyle arkadaşlar bir gülmeyi de çekelim artık. Böyle 30 kere falan çektik o sahneyi çünkü. Buyurun Ali'cim. Gözüm... Masal Sata Superior Season'da en favori karakterin hangisi? Karol, Neşe. Olmak istediğim adam buldum. Akın. Neşe. Olmak istediğim adamı buldum. Ben Neşe gibi karakterimi onunla çok benzettiğim, özleştirdiğim için Neşe. Sen ne diyorsun? Ya ben de kendi karakterimle kendimi çok hani bağlaştırdığım için ben de kendi karakterimi söylerdim. Can. Bora. Hepimiz aynı insanlarız. O zaman sıra bana geri geldi. Evet, çek. Evet, çekiyorum. Hoppala. Dizi yayına girmeden önce sosyal medyada birçok fotoğraf paylaştınız. Aslında siz çok yakın arkadaşlarsınız aynı zamanda. Tabii ki de. Evet. Ya kaç yıllık bir beraberliğimiz var. Bu arkadaşlığınızın sırrı nereden geliyor? Arkadaşlığımızın... Güzel dalga geçebilme ve şaka kaldırmalı geliyor bence. Bence hepimizin soğuk karakterlerinin şakalar. Ve hobilerinin aynı şey olması. Yani hepimiz oyunculukla uğraşıyoruz ve hepimiz oyunculuk için hani gerçekten çok çabalayan insanlarız. Hepimiz kariyerini hani en iyi şekilde yapmaya çalışan insanlarız. Bu yüzden bence karakterlerimiz uyuyor. Bir de belli bir yerde belli biz hani insanlarla fazla zaman geçirdikten mesela, sonra... Hani zaten Berkan abiyle Ali ile filmdeydik. Gülse ile biz 4 yıl önce filan YouTube kanalı için videolar çekerken tanıştık. Biz zaten tanışıyoruz güldüğünden tabii biz zaten Berat'la hem öyle hem de dizi de çektik birlikte evet. Ayrıyetten. Hani o yüzden herkes herkese çok iyi anlaşıyor. Hani ya beraber anıları paylaşınca, zaman geçirince bir şeyler paylaşıyoruz sürekli. Soğuk espriler pek şey ben anlamıyorum ama. İşte biz de ona çok gülüyoruz. Ona da gülüyoruz. Evet, biz Ali'nin şeyine çok gülüyoruz. Hepimizin yani birbirimizi anlaması bence. Ya, yalnız şeyden de bahsetmek lazım. Ali'nin beatlerinden de bahsetmek lazım. Ali'nin beatleri, Ali'nin dansları. Ali'nin beatleri. Ali çok iyi şarkı yapıyor. Ben Ali ile arkadaşsam beat'i yüzünden arkadaşım. Ekibin enlerini sayar mısınız? Ne? Yani en sevileni. Ha, en ellerini komik. Anladım ben. Diyorum. Ekibin elleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En komik, az önceki espri duydunuz bence. En komik, Efe hariç herkes. Hayır, Efe bence. Ben bunda gurur duyuyorum. En komik Gülse. Kamp başında falan yaptığı espriler. En karaktere bir anda giren Berkan abi. Böyle bir anda Bora oluyor bence. Hani yani. Onu görüyorsunuz. Gözlerindeki değişimi görüyorsunuz. En... Şeker, en tatlı, en böyle gerçekten şey Ali falan diyorlar. En maceracı olanımızda evet. Ali bence. Çünkü deveye bindiğimizde o kadar soğukkanlı şekilde davranmasına ben çok şaşırdım. Biz orada korkuyorduk yani ama kendisi korkmadı. Helal olsun. Böyle. Ben sıralayayım mı şimdi? Sırala. Bence en çok şaşkınımız Berat. Çünkü gerçekten replikleri su gibi yutuyordu. Yani çok çalışıyordu. Evet. Ali en çok güldüğüm kişi benim sanırım sette. Ali ile Berat aslında ama Berat'ın söylediği şeylerin Ali'nin anlamamasına biz bütün grubu evet. Çok gülüyoruz. Ya elma ile soğan gibiydi. Aynen. Gamba vermek. Bak şu an Ali ne olduğunu anlamadı mesela. Yo anladım, birisi elma birisi beyaz işte. Yok anlamadım. Nereden biri sebze biri meyve. Tamam aynı şey. Biz de buna gülüyoruz. Hayır hayır. Öyle değil mi? Bir saniye. Biri beni dinleyebilir mi? Teşekkürler. Birisi meyve, diğeri soğan. İkisinin arasında bir fark var. Tamamdır biz bunu geçelim. Ali biz buna gülüyoruz. Biz aylardır bunu çekiyoruz. En nasıl desem? Nasıl en desem? Bence şeyimiz toparlayıcı tarzı bir şeyimiz Gülse oluyor. Yani evet. Toparlayıcı derken işte böyle. Anladın mı? Anaç. Anlamadım. Anlamadın mı? Organize. Organize kişi aynen. Organize. Gülse. Berkan abi en grubun abisi. Yani grubun böyle yine lideri gibi misi bir şey. Araba kullanabilen bir abi. abimiz. Ben de grubun en
Aklıma hiçbir şey gelmedi. Ecrin kapandı bir anda. Ben de kendim. Ben de grubun tek. Kim geldi? En güzeli falan. Ben de grubun en çok güleni kahkaha atanı olabilirim. Olabilir, evet. Olabilir. En komiği. Gülse de Ecrin'e de katılmak istiyorum. Şey demişti, en organize. Mesela sıkıldığımız bir anda birden mesela oyunlarıyla olsun veya toplu yapabileceğimiz bir şey yapabileceğimiz bir şeyle hepimizi toplamak. Ya, cümleyi toparlayacağım şimdi. En komiği Berat. Berkan abi eğlenceli ve nasıl diyebilirim? Berkan abiyi tanımlamak biraz zor ya. Berkan abi. Ya bunu diyen de Ali yani ya. Niye? Berkan abi hepimizi yani şey yapabiliyor, abi görevini üstlenebiliyor. En bence bana göre planlısı Ecrin. Plan Eylesin. Olarak. Plan olarak. Plan. Ben grubun plan, babasıyım plan, yani. Plan, ha, işte. Plan. Ben de Fransızca kaydım. En pilavlısı Ecrin. En planlısı. Plan. Fransızca'ya kaydım. Kimse beni anlamıyor ya da ben anlamıyorum. Ama benim ilk dediğim bence daha ön planda. Kimse beni anlamıyor. Kendimi anlatmaya. Ve şey olursa onu... çok güleceğim. Dizide altyazı olarak sadece altyazı gösterirlerse çok güler. Evet Berkan, sence? Bence Gülse en organizatörü demeyeyim de ben en bilgilisi. Teşekkür ederim. Gülse bir konuşmaya başlayınca ben oturup dinliyorum. Bu çenesi düşük anlamında acaba olabilir. Şundan, yok çenesi düşük anlamında değil, iyi anlamda bunu teşekkür söylüyorum. Efe en eğlencelisi bence. Yani 5 dakika yerinde durmuyor. Sıkılıyorum ama ayakkabımı bağlarken bile yoruluyorum. Nefes nefese yoruluyorum. Ecrin, Ali'yi en sona bıraktım. Fark ettim. Ecrin neyi desem, Ecrin en böyle... Neydi sen? Güleni. Organizatörü, Ecrin'e ben diyeceğim gibi organizatörü. Ya şey hani sahile gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım diyen bendim. Yani gibi. Oturuyoruz ya, atıyorum yani, mesela ne yapalım gidiyoruz? Ecrin böyle yapıyor. Tamam şimdi şu saatlerde odalara dağılıyoruz, ben size mesaj atıyorum. Hep beraber iniyoruz, modlarımız da yanımızda olsun. Biz iner geliriz, uçursak modları alalım. Ama bunlar hiçbir şey yapmıyor. Bunlara kalsa bütün gün şey repo günlerimizde... Dediklerini yapıyoruz sen. Bak, evet doğru, hayır. Repo. O yüzden söylüyorum, anladın mı? Ben belli. Repo gider sahile of ya direkt. Aynen. Sıra Ali'de. Ali iyi anlamda söylüyorum, en şapşalı bence ya. Ali'miz bir tane. O zaman ben de sıralayayım. Bana göre en komiği ve en anlayışlımız Ali. Sonrasında yine en bilginimiz. Bir dakika, anlayışlı mı? Tabii anlayışlı. He, espri kaldırabiliyor. Ha tabii. Tabii. O kadar dostum. Biz çok esprisini yani yapmışım. En bilgilimiz ve en tatlışlarımızdan biri olan Gülse. Teşekkür. Ve çok güzeldir aynı zamanda kardeşim benim. Ecrin de çok güzel bir organizatördür. Ben niye böyle mekan açılışında gibi makas var mı? Sünnet düğünü için 0532. Evet değerli. Berkan çok sevdiğim, çok iyi anlaştığım. Dünya tatlısı bir insan. Ya ben aslında konuşurlarken düşüneyim diye en sona sakladım kendimi de. Ulan hiçbir şey düşünmedim ki gülmekten yani. Dizide keşke daha farklı olsaydı dediğim bir sahne var mı? Şimdi daha farklı olsun dediğim sahne yok ama keşke şey daha uzun olsaydı. Deve sahnesi. Uzun ya hem korkuyorlar. Sizin beni öldürmek gibi bir niyetiniz mi? Hayır. Ben o kadar korkmadım. Ya korktum da ben çok eğlendim. Ya şöyle hayır. Şey isterdim. Böyle koşma sahnesi isterdim. İşte ben de onu istemezdim. Sebebi burada belli yani. Ben koşma... Kaybol. Koşacak olanlar kim? Develer mi? Hepimiz. Develer mi? Ben daha bir benim. Aksiyon sahnesi. Hayır ben aksiyon sahnesi isterdim. Hani filmde vardı ya böyle elma atmaca evet. Şeyler. Ben daha devenin yürümesine... Şey bizim Berkan'la devede bir anamız var. Bir bakışmamız var orada. Anlatsana evet. Berkan. Ben onu anlatınca çok gülüyorum. Ben, yani deveden korkuyorum bunu. artık öğrenebilirsiniz. Artık biliyoruz. Benim de üzerinde olduğuma sürekli olduğu yerde şaha kalkıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Kafasına göre takılıyor yani. Yani döndüm bir ara Efe'ye baktım böyle çaresizce. Bir an böyle bir şey oldu. Al yazmalım bakış oldu böyle. Biz o sırada güzeli böyle. Biz şeyi düşünüyoruz. Acaba en çabuk hangimiz gidecek? Aynen. Bu arada biz düşeceğimize çok emindik. Evet. Hepimiz. Ama çok zor bir şekilde düşmeyi atlattık ama gerçekten çok zordu. Güvenlik önlemlerimiz had safhadaydı. Sağ olsunlar bizimle çok ilgilendiler. Hani güneşin altında bile beklemedik. Hani her böyle sahne aralarında taburemiz olsun, şemsiyemiz olsun. O deveye binme sahnelerimizde de yanımızda hani
bir ordu denecek kadar hani böyle büyüklükte ekibimiz vardı sağ olsunlar. Her saniye yanımızdalardı. Buradan da kamera arkasında emeği geçen herkese çok teşekkürler. En böyle dramatiği de şey, ben böyle korkuyorum Ali'ye sarılmışım. Yani düşünün ki Ali'ye sarılmışım. Ne kadar korkuyorum ki. Ali orada geliyor ama. Ya. Ali de bağırıyor. Ayşo hadi kızım Ayşo. Deveso da Ayşe'ydi çünkü. O teselli için bu arada. Deve mutlu olsun. Evet, sıradaki soruya mı geçsek? Sanat şatosu peri hırsızı senin için ne ifade ediyor? Peri. Arkadaşlık. Arkadaşlık ben de diyecektim. Macera, arkadaşlarınla geçirdiğin güzel macera anıları. Beraber neler yapabileceğimizi, bir elin nesi varsa iki elin sesi vardır muhabbeti. Bir de yolculuk bence. Bütün evet. Çocuklar sürekli yolculukta çünkü bir şey, bir şey. Evet. Bir şey için koşuşturma. Aynen. Sevgi. Dizide en güldüğün sahne hangisi? İzlerken en güldüğümüz mü? Çünkü çekerken eğlendiğimizi cevapladık. Çekerken başından sonuna kadar güldük zaten. Evet. İzlerken benim en güldüğüm sahne masadaki sahne ya. Güldüğümüz sahne. Onda ben çok gülmüştüm. Yemek masası. Evet. Ben de çok, çok böyle tuhaf ya. Gülmüşüz. Yani tuhaf değildi. Hepimiz böyle bir 10 saniye boyunca gülüyoruz. Bak o gün ben hiç aç değildim mesela. Açma şimdi yani. Oradaki evet. Yemeği yiyordun. Ya yiyordum işte, o yüzden aç değildim. Dedim. Arkadaşlar bunlar dekor arkadaşlar. Yavaş yiyin falan deniyordu. O sırada pilav bitmiş mesela. Evet, biz bayağı açtık yani. Biraz öyleydi. Benim en çok güldüğüm sahneler Kali ve Kraliçenin bütün etkileşimleri. Bütün şeyleri, diyalogları çok komik. Biz de Kara Kraliçe'ye çok gülmüştük. Evet. Sette en çok kime güldün? Kime? Şimdi sette değil herhalde. Bence Ali'ye çok güldük hepimiz. Hepimiz. Ay, karakter olarak mı yoksa kişi? Sette kamera arkasında. Ali'ye. Ali'ye çok güldük. Bunu bence cevap verdik Ali. Yani şöyle düşünün, burada 5 soru cevaplarken mahvolduk. Bir de sette düşünün yani. Bir ay. Aynen öyle. Evet. Çekerken en zorlandığın sahne hangisiydi? Ya deve sahnesinde hem zorlandık hem de eğlendik. Zorlanmamızın sebebi hani... Aslında bir zorlanma sebebimiz yoktu ya. Aynen, sıcak bir sahne. Aynen. Ben sadece yani. Biraz fazla sıcak olduğu için zorlandım. Ya zorlanma değil de çok sıcak. Bir de kumlar hep biraz... uçuşuyordu. Aynen, çok yüzümüze geliyordu. Bir de üstümüz kalındı. Dizinin Fethiye yerine nerede çekilmesini isterdin? Fethiye'yi ben çok seviyorum. Ama Ölü Deniz kısmının tam hani böyle şey, çok kalabalık olmadığı zamana denk geldik. Göcek'te çekilmesini isterdim. Göcek'te tatil yapmıştım. Çok güzel bir yer. Ben Kaş'ı çok seviyorum. Oraya yani yola gitmesi bile çok zor ama Kaş'ta çeksek tadından yenmez bence. Fethiye de bayağı güzel bir keyifli bir yer. Fethiye iyi de. Ben şahsen Sivas'a gitmek isterdim. Akrabalarımı bir göreyim. Özledim yani. Blue TV Kids kategorisinde Masal Şatosu Peri Hırsızı'ndan sonra en sevdiğin dizi hangisi? Eti Çocuk Tiyatrosu'nu benim yeğenim izliyor. Ben de ondan görüyorum, ara ara seyrediyorum. Ben Maşa ile Koca'yı Defne ile çok izliyoruz. Zaten Defne ondan başka bir şey izlettirmediği için ben de bayağı izliyorum. Yani birlikte izliyoruz. Ben Alvin'le Sincapları çok seviyorum. Hani öyle üç kardeşin beraber hani zorluklarla mücadele etmesi çok hoşuma gidiyor. Alvin ve Sincapların bir ara böyle şarkı coverları oluyordu. Tabii tabii. Alvin ve Sincaplar evet. Söylüyor diye bütün popüler şarkılara söylüyorlardı. Çok keyifliydi. Benim de şey, kuzenim Kakao ve Süt çok fazla izliyor. Ben de onunla beraber izlemiştim. İzliyorum. Ben animasyon olarak Hanazuki'yi çok seviyorum. Macera içeriğinden dolayı bayağı güzel bence. Yani zaman bulacakta sürekli izlemeye çalışıyorum. Kasemizdeki sorular bu kadardı. Bitti. Bence keyifli, güzel oldu. Bayağı bir soru cevapladık. Gayet iyiydi. Evet, çok eğlendik. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Blue TV'nin kanalına abone olmayı ve bizim kanalına da abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda dizimiz Masal Şatosu Peri Hırsızı Blue TV Kids'te. Onu da izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.